Herkese merhaba. Bugün yine dop dolu bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün ne öğreneceğiz? Özellikle çekmiş olduğumuz videoları nasıl edit edeceğiz? Onları öğreneceğiz. Daha da önemlisi hangi programlar en çok popüler? Hangi programlar daha efektif kullanılabilir? Hepsini bu videoda bulacaksınız. Evet bu herkesin merak etmiş olduğu konuyu daha doğrusu videomu nasıl edit ederim, nasıl yayına hazır hale getiririm konusunu şimdi hep birlikte konuşacağız. Özellikle de hangi programları kullanmanız gerekiyor? En efektif programlar hangisi? Biraz önce de söylediğim gibi hepsini burada bulacaksınız. Montaj nedir? Montaj o kadar önemli ki bir videoyu, bir televizyon programını ya da herhangi bir videoyu izlediğinizde onun bitmiş halini izliyorsunuz aslında ham görüntüyü yayınlamaya kalksanız 5 e saat çektiğiniz görüntüyü yayınlayamayacağınıza göre Mutlaka bu edit edilmesi gerekiyor yani cut Özellikle bu anlatacağım video programlarından bir tanesinin ismi de Cut kelimesinin geçmesinin sebebi o yani Final Cut Pro yani en son Kesilmiş hali Videonun en son kesilmiş halini anlatmaya çalışıyor aslında orada Şimdi videoların en önemli aşaması Kurgulandığı yani edit edildiği anlardır. Ben size burada hangi edit programlarını kullanarak özellikle YouTuberların yayından önce o mutfağa girerek edit edecekleri edit programlarının ne olduğunu anlatacağım. Şimdi burada e, ilk başta aslında kurgunun ne olduğunu da anlatmamız gerekiyor hızlıca. Kurgu yapılmadan edit stüdyosuna girilmeden bir programın yayınlanması aynı bir çiğ yemek yemek gibi bir şey. Yani pişirmeden, mutfağa girmeden yapılmış bir yemek gibi. Sizi o izlerken canınızın sıkılmasına sebep olabilir. Yani 5 saat çekmiş olduğunuz videoyu 5 saat izleyemeyeceğinize göre o anlatımı, o kurguyu, o hikayeleştirmeyi yapacak şey aslında edit programlarıdır. Dolayısıyla editörünüzün, kullanmış olduğunuz o editörün de çok önemli olması gerekiyor. Daha doğrusu sizin kullanacağınız programın sizin yapmış olduğunuz işe en uygun edit programı olması gerekiyor. Şimdi burada birkaç tane örnek vereceğim. Daha önceki videolarımda da bir kısmını anlatmıştım aslında. Onları da buradan izleyebilirsiniz. İsterseniz e, o videoları da izleyebilirsiniz. Montaj programlarından en popüler olanlardan başlayarak size bazı ipuçları vereceğim. Tabii ben e, yıllardan beri montaj yaptığım için televizyonlarda e, belki de yüzlerce binlerce saat kurgu tecrübemiz var. Montaj yaparken de kullanmış olduğumuz programlar da bilgisayara dönüştüğü için artık o programlarda belli bir altyapı oluştu ve o e, hızla e, ulaştı zaman içerisinde. Çok sayıda edit programı var. Özellikle de mobil aplikasyon olarak verilen programlarda elinizde ya almış olduğunuz videoyu kurgulayabiliyorsunuz. Fakat benim burada anlatacağım en önemli iki tane montaj editing program ve e, lisansı olacak. Bunlarla ilgili olarak da size bazı detaylı bilgiler vereceğim hem de karşılaştırma fırsatı bulacaksınız. Evet, bu programlardan bir tanesi Adobe Premiere. Adobe Premiere 2000'li yılların başında, 2003 yılında piyasaya sürüldü. Daha sonrasında yıllarca ilerledikçe bu program bir hayli güzel altyapıya sahip oldu. Adobe Premiere programı satın almak isterseniz aylık üyelikler şeklinde de veriyor. Yani o programı bilgisayarınıza yüklediğiniz zaman PC veya Mac olsun, o programı yüklediğiniz zaman Adobe Premiere ile ilgili olarak üyeliğinizi aylık olarak yapabiliyorsunuz. Ay ve ay böylece de ona üye olduğunuz zaman her ay o programla ilgili yenileştirmeler, upgrade'ler, işte yeni bazı efektlerin konması ya da herhangi bir şekilde programın yenilenmesi durumunda da siz o aylık ödemelerle birlikte o yeni programları da yükleyebiliyorsunuz. Bu bakımdan bir avantaj sağlayabilir. Adobe Premiere'in pek çok kanal üzerinden yani görüntü ve ses kanalı üzerinden montaj yapabilirsiniz. Çekmiş olduğunuz videolara yazılar, efektler, geçişler, işte renk color color correction dediğimiz renk düzeltmeleri gibi pek çok etkeni içerisinde barındırıyor. Tabii Adobe Premiere'in kimisi için Profesyonel gelebilir tabii ki o program montajları içerisinde. Fakat 2000 yılından beri bu konuda en çok yatırım yapmış olan, en çok altyapısını geliştirilmiş olan programlardan bir tanesi Adobe Premiere. İkinci programımız, bu da çok fazla kullanılıyor. Apple'ın piyasaya sürdüğü Final Cut Pro. Final Cut Pro. Apple'ın kurucusu ve geliştiricisi Steve Jobs kurgu tekniklerini kendi açmış olduğu o sinema film şirketindeki pek çok filme de imza attı bu arada. Hepimiz onu Apple'ın kurucusu olarak biliyoruz ama aslında Steve Jobs pek çok sinema filminin de altyapısının hazırlanmasında çok büyük bir e, emeğe geçiyor. Film sektöründe öğrenmiş olduğu o kurgu tekniklerini senelerce o animasyon filmlerinde uğraşmak ve onlarla ilgilenmekten çıkan bir tecrübe oluşuyor sonuçta. Dolayısıyla montajcıların pek çok profesyonel montajcının Final Cut Pro'nun yaratılmasında emeği geçmiştir. Ama bu işi esas altyapısını oluşturanlardan bir tanesi Steve Jobs olduğu kesin. Tabii ki Apple, Apple Final Cut Pro ile birlikte herkesin güncel kullanımına çok ciddi bir imkan sağlamış oldu. Apple'cılar genellikle özellikle de Apple cihazlarının çok güçlü altyapısından memnunlardır. Dolayısıyla Final Cut Pro pek çok imkanı da o iOS programlarında kullanıcının önüne sermiş oluyor. Peki Final Cut Pro'nun ücreti ne kadar? İşte 200-300 dolar diyelim yaklaşık olarak fiyatlar değişebiliyor. 200-300 dolar civarında bir kereye mahsus olmak üzere o parayı o lisanslama ücreti için veriyorsunuz ve sonrasında o kullanıma sonsuz sahip olabiliyorsunuz. Yani Adobe Premiere aylık olarak sizden o lisanslamayı alıyor ve aylık olarak da upgrade edebiliyor. Fakat Final Cut Pro almış olduğunuz o programın paket halinde 200-300 dolarlık bir paket halinde satın alıyorsunuz ve o programı dilediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Tabii burada güncelleme sorunu ortaya çıkabilir. Yani her program için ayrı bir lisanslama ücreti olabilir. Adobe özellikle Final Cut Pro, Adobe Premiere gibi son özellikle Final Cut Pro'nun 10 10X versiyonunda Adobe Premiere'in kullandığı gibi o görüntü kartını kullanmasından dolayı render işleminin çok hızlı gerçekleştiği ortada. Premiere'in böyle bir özelliği var. İçine koymuş olduğunuz o mixler, geçişler, yazılar ya da yapmış olduğunuz bütün efektlerin tamamıyla altyapısının oturması için geçen o render süresini çok kısa yapabiliyor. Çünkü orada tamamen ayrı bir kart sistemini kullanıyor. O görüntü kartının üzerinden yapmış olduğu işlemlerde çok hızlı ilerleyebiliyor. Tabii herhalde Final Cut Pro da yani Apple da bunu keşfetti. Dolayısıyla o da son modellerinde aynı sistemi kullandığı için özellikle download edilmesi, o programın yeniden yüklenmesi, yeniden açılması gibi işlemlerde çok hızlı gerçekleşebiliyor. Evet videomda size iki çeşit editing programını anlatmaya çalıştım. Bunlardan bir tanesi Adobe Premiere, öbürsü ise Apple Final Cut Pro. Neydi bunların farkı? Birincisi aylık ödemeler yapıyorsunuz lisanslama yaptığınızda ama aylık ödemeler yaptığınız için güncellemeleri de ay ay size yolluyorlar. Böylece bilgisayarınıza yeni çıkan bir özellik olduğu zaman onu upgrade özelliğiyle, yeniden yükleme özelliğiyle alabiliyorsunuz. Final Cut Pro'da ise bir kereye mahsus olmak üzere 200-300 doları veriyorsunuz. O program sizin oluyor. Fakat güncellemeler için yeni bir program çıktığında eğer montajla ilgili yeni bir teknik çıktığında diğer programı tekrar satın almanız gerekiyor. Burada seçmeniz gereken şey eğer sürekli olarak montaj kalitenizi ya da montaj özelliklerinizi en son çıkan özelliklere göre yönlendirmek istiyorsanız belki de Adobe Premiere'i seçebilirsiniz. Final Cut Pro ise yapmış olduğunuz o montajları çok rahat biçimde kurgulayıp YouTube'a verebilirsiniz. Evet tabii ki burada iki tane montaj programını size sundum ama montaj mantığı çok önemli. Yani sizin orada kullanarak, deneyli, deneyleyerek orayı kurguları deneyleyerek nasıl olduysa iki programı da deneyleyerek galiba öyle oldu evet İki programı da deneyleyerek ya da o da olmadı editing programı da ya da düzgün iki de iki montaj programını da deneyerek hangisinin size daha uygun olduğunu görebilirsiniz. Kullanma şansınız varsa ikisini de biraz deneyin. Hangi program size uygunsa o programı yükleyin. Üf çok tekrar yaptık ama neyse anladınız. Burada kullanıcılar kendi kendilerini aslında keşfedecekler. Yani bazıları Adobe Premiere'i çok fazla seviyor. Bu montaj alt yapılarının daha hızlı, daha bu konuda profesyonel bir çizgi içerisinde yapılmasından kaynaklanan sebeplerden dolayı. Öbürsü ise e, Final Cut Pro ise çok kullanışlı, pratik, montaj öğrenmesi kolay olan e, bir sistem. Dolayısıyla bu hangisini kullanacağınıza artık siz karar vereceksiniz. Pek çok diğer programlar da var. Onları da daha sonra zaman içerisinde anlatacağım. Şimdilik videomuz burada son buluyor. Bu konuyla ilgili sormak istedikleriniz varsa lütfen mesajlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Üye olmayı unutmayın. Benim videolarımı takip edin. Sadece eğitimlerle ilgili, sadece bu kurgu teknikleriyle ilgili değil. Her türlü bir televizyon kanalı gibi burada her şeyi bulabileceksiniz. Yani bizde bir sınırlama yok. Komik olabilir, gezi olabilir, gurme olabilir, yemek olabilir, eğitim olabilir. Ya da sizlerden gelen herhangi bir konuyla ilgili de videoları burada yapacağız, hazırlayacağız ve sizin izlemenize sunacağız.